Muayenehanesi amca Hüseyin Paşa yalısının hemen arkasındadır. Çocuğa kendi evladıymış gibi bakacaktır. Benim de selamlarımı, hürmetlerimi söyleyin doktor beye. Reçeteyi de Fazıl beye götürüp yaptırın, para vermeyin. Sağ ol, Allah gönlüne göre versin. Çocuğun da gözlerini öperim. Sağ geçmiş ol. Olsun. Şefik beye, damadına selamlar. Gene beklerim şayeste. Gelmez miyim? Suat beyi de Şermin hanımı da pek özledim. Sen de üzülme Hacer, çocuktur. Öksürür de ateşi de çıkar. Günaydın anne. Günaydın Suat. Emektar Şayeste ile kızı selam söylediler. Yeni doğan bebecikleri hastalanmış. Duydum. Geç kalıyorum. İşe başlıyorsun nihayet. Çok şükür. 650 bin lira aylık. Ben bu para için mi okudum da fakülteyi bitirdim? Üzülme. Sen zeki ve çalışkansındır. Çarçabuk yükselirsin. Kazancın da artar. Bu parayla bir ay nasıl geçinilir diye sordum. Müdür bey, beğenmiyorsanız isteklisi çok. Üstelik ilk defa çalışıyorsunuz demez mi? Hele bir başla. İleride daha iyi bir şirkete geçersin. İşini ve kazancını küçümseme sakın. Peki anne. Şermin de uyanmalı. Bu ilk sabah. Yolcu etmeliydi seni. İstanbul'a iniyorum anne. Karaköy'e. Uzun bir yolculuğa çıkmıyorum. Gene de isterdim oğlum. Görenek, terbiye bunu gerektirirdi. Hı hı. Güler yüzlü ol. Elin ekmek tutuyor nihayet. Hiç unutma bunu. Sırada kim bilir daha ne mutluluklarımız var. Var anneciğim. Onları da konuşacağız. Anlayamadım. Günaydın Fazıl amca. Merhaba Suat bey oğlum. Ne haber Suat? İyilik Muammer abi. Yeni başlamana rağmen seni de diğer memurlar statüsüne aldık. 3 ayda bir de bir maaş tutarı da ikramiye vereceğiz. Sağ olun efendim. Hadi, hayırlı olsun.
İşe başladın mı? Nasıl geçti? İyi diyelim. Az da olsa bir kazancım var. Evlenebiliriz artık. Mecburuz sevgilim. Birbirimizi nasıl sevdiğimizi anlamaz benim çevrem. Çocuğumuz doğmadan evlenmezsek herkesin diline düşer alay konusu oluruz. Hele annemle babam kederden hastalanırlar. Açıldın mı onlara? Bu gece konuşacağım. Kalbim şimdiden ağzımda çarpıyor. Hayır dedim. Anlıyor musun? Olacak şey değil bu. Niçin bağırıyorsun? Çünkü anlamıyorsun. Budala gibi ısrar ediyorsun. Budala mı? Rica ederim baba. Öyle bizi bir değil, evlenmeyeceksin. Suat'ı tanıyınca böyle düşünmeyeceksin. Hiçbir zaman tanımayacağım. Öyle meteliksiz, avantürye bir herifi karşıma alıp da konuşur muyum? Senin görkün, eğitimin, terbiyen, ailen, çevren... Suat'ın ailesi bizden de eski. Bizden bin defa köklü. Paşazade torunum. O eskidenmiş. Şimdiki halleri nedir, onu söyle. İTKK fakülte bitirmiş. Zar zor iş bulmuş. Parasız pulsuz bir zavallı. Binlerceden biri. Suat'ı harcayamazsın böyle. Kendin anlattın. Babadan kalma, emekli maaşıyla geçinecekler. Sonra da gelip benden kız isteyecekler. 650.000 lira aylıkla mı bakacak sana? Sen uzayda mı yaşıyorsun, yoksa bu kadar kuş beyinli misin? Parasız olması suç mu? Evet, suç. Para nedir bilir misin sen? Bugüne kadar sadece harcadın. Aldığın bir şeyin bir defa bile fiyatını mı sordun? Hep gelsin, gelsin. Her arzuna peki demekle fena şımartmışız seni. Koca diye kimi getirsen boynuna sarılacağımızı sanmışsın. Suat'ın milyonları olsaydı adını bile sormadan başınıza oturturdunuz. Evet. Paradan başka her şey sıfırdır bu dünyada. Suat Efendi akıllı. Hem seni alacak hem de benim servetime konacak. Avucunu yalatacağım o serseriye. O serseri değil. Böyle bir şey aklından bile geçirmiş değil. Nereden biliyorsun? Sana söyler mi açıkça? Saf aşık numarasıyla seni uyutur ancak. Deli değil. Yeter! Konuşma artık. Ne istersen yap. Ben de istediğimi yapacağım. Git konuş şununla. Aklını başına alsın. O salağa fena tutulmuş. Hemen Avrupa'ya uçuralım. Bir iki ay gezip dolaşsın, unutup dönsün. Hadi beni neyse. Ama babanı çok üzdüm. Bu kadar öfkelendiğini hiç görmemiştim. Evlilik çok başka bir iştir. Hiçbir ana baba evladının ziyan olmasını istemez. Bir gün sen de anne olunca anlayacaksın bunu. Bunları tekrarlamak için mi geldin? Sen İstanbul'un en gözde kızlarından birisin. Kolej yetmedi. İki yabancı dil yetmedi. İsviçre'de görgü okulu yetmedi. En zengin, en yakışıklı erkekler evlenmek için bir sözüne bakıyorlar. Sen kendine bakmaktan aciz biriyle intihara kalkışıyorsun. Evlendiğiniz zaman babam da fakir bir katipmiş. Sonra patronuna kazık atıp ortağıyla birleşmiş. Neler yapmışsa yapmış, köşeyi dönmüş. Öyle değil mi? Bunlar çok eskidendi. Baban da ben de çok çektik. Paranın da... Parasızlığın da ne olduğunu iyi biliyoruz. Babana bu konuyu bir daha açma. Evlenmeni biz de istiyoruz. Lakin sana uygun biri. Bitti mi anne? Görünce, tanıyınca ikiniz de çok seveceksiniz. Babası milyarder demek. Evet. Ama para hiç şımartmamıştır Ayten'i. Nerede oturuyorlar abi? Kışları Etiler'de villalarında, yazları da Suadiye'de. Tabii. Burada oturacak değiller ya. Küçükken çok severdim burayı. Arada bir İstanbul'a inerken seni de götürmek isterdik. Tepinir, ağlar,
Odalardan birine saklanırdın, şahesteyi aratır dururdun. Söyledin işte, çocukmuşum o zaman. Aklım hiçbir şeye ermiyormuş. Sus! Bütün ölmüşlerimizin ruhları dinlemektedir seni. Gücenirler. Bütün yalı, yalılar, bütün boğaz içi gücenir. Anne, bir şey söylemedin Ayten için. Sevinmedin mi? Sevindim tabii. Ama nasıl anlatmalı? Nedense seni ben evlendireceğim sanıyordum. Gönlümce münasip biri de vardı. Rahmetli Sadullah Molla'nın küçük torunu Sühendan. Hani şu hep evde oturur, dantel işler, namaz kılar. Uzun boylu esmer kız mı? Evet. İyi ki açılmamışım ailesine. Öyle mi Suat? İyi ki açılmamışsın. Nereden nereye anneciğim? Olacak iş mi? Bilmem. Pek beğenirim o hanım kızı. Ayten'i daha çok beğeneceksin. Herhalde. Ne zaman istemeye gideceğim validesi hanımefendiye? Bugünlerde. Yarın öğreneceğim Ayten'den. Bizimkilerle birbirimize girdik dün gece. Seninle evlenmemi istemiyorlar. Çok şaşırdım. Annemle babamı hiç böyle görmemiştim. Niçin istemiyorlar? Ne dediler? Hiç. Nasıl hiç? Sana sordum. Babamın bütün ölçüsü paradır. Parasızım diye. Öyle mi? Evet, öyle. Onlardan iş mi istedim, para mı istedim? Yüksek tahsilliyim, güçlüyüm, hırslıyım. Bir gün ben de ayda milyonlar kazanacağım. Neyimi beğenmiyorlar, neyim eksikmiş? Aynı şeyleri söyledim. Dinlemediler bile. Babamın davranışı moralimi çok bozdu. Bütün gece uyumadım. Üzülme, aç değiliz, açıkta değiliz. Annemle kardeşim şimdiden sevdiler seni. Bütün gece senden söz ettik. Bir süre yalıda otururuz. Elim bollaşınca ayrı bir eve çıkarım. Benim için sorun değil. Yeter ki sen üzülme. Hemen nikah işlemlerine başla. Hemen, bugün. Böyle evlenmenin de ayrı bir tadı var. Müthiş bir şey olacak. Görecekler, tanıyacaklar kızlarını. Tek çocuklarısın. Vazgeçemezler. İleride mutlaka affederlersin. Aşkımızla her güçlüğü yeneceğiz. Çocuğumuz mutlu bir dünyaya doğacak. Kendinize mi alıyorsunuz bu müsekkini? Hayır. Nigar Hanım rica etti. Asabı bozulmuş bugünlerde. Zamanlı zamansız çarpıntısı tutuyormuş. Mali durumları kötüymüş. Pek ziyade sıkıntıdalarmış deniyor. Evin üst katına kiracı bulamadılar. Sıkıntıları, üzüntüleri Nisan'a, Mayıs'a kadar. Size dünden de borcum olmalı. Bizim Şayeste Kalfa'nın torunu hastaymış. Kızıyla evet. Uğramışlardı, size gönderdim. Evet. 16.034 lira tuttu. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Mahdum Bey ile konuştuk. İşe başlamış. Çok sevindim. Tebrik ederim. Evleniyor Suat. Ya. Hangi bahtiyar kızı uygun gördünüz Suat'a? Kimi seçtiniz? Kendisi seçmiş. Kendisi bulmuş. Benim de yeni haberim oldu. Kaç göç devrinden sonra medeniyetin pek büyük bir faydası. Şimdiki gençler de moda oldu. Kendileri tanışıp anlaşıyorlar, ailelerinde büyük bir yükten kurtarmış oluyorlar. Ne oldu? Neden bozuksun? Tatsız çalıyorsun bu ara. Değiştin. Söyle de anlayalım. Baban fabrikatör değilmiş. Ufak bir atölyesi varmış. Öyle mi? Sana ne babandan? Ha? Hasta mısın sen bugün? İçmiyoruz, kokluyoruz. Şu parayı biz göremiyoruz. Bari o görse bizi.
Eve gönderin bunları. Faturayı da babama. Tabii efendim. Ne tuttu acaba? İlk defa öğrenmek istiyorum. $2,114,000. 114,000 lirayı almayacağım sizden. Gelin odası hazırlıyorum. Sağ ol anneciğim. Bu odada yeni bir hayat başlayacak. Çocuklarınız doğacak. İnşallah anne. Rahmetli Kamil Paşa'nın dinlenme odasıydı burası. Huzur odası diye isim takmıştı. Bazı günler saatlerce okur, düşünür, kahve isterdi sık sık. Tepsiyi yengem taşırdı, inanır mısın? Paşa dayım hiçbirimizi istemez... Kahveyi mutlaka karısının elinden içerdi. Nur içinde yatsınlar. Pek süslenmiş huzur odası, anlayalım. Ayten için hazırlamış annem. Bir gün de senin için böyle bir oda döşerim inşallah. Burada. Yalıda mı? İşe daldım. Yemeği unuttum. Hiç anlamıyorum seni. Buradan kurtulacağına bir de gelin getiriyorsun. Bu ara başka çarem yok. Çaresi belli değil mi? Konuşmadık mı kaç defa? Uzatma Şermin. Eski püskülerle oda yapıp evleniyorum. Bir de seninle uğraşamam. Üstelik annemi senden iyi tanırım. Zamanı değil şimdi. Yalıdan kurtulmanın asıl şimdi tam zamanı. Konuş annem. Bu fırsatı bir daha asla bulamazsın. Evleniyorsun abi. Sorumluluğun artıyor. Paraya en çok muhtaç olduğun zamandasın. İkimiz birden yüklenelim annemi. Razı edelim ha? Belki de haklısın. Ne zaman istemeye gideceğim Ayten kızımı? Gitmeyeceksin anne. Ailesi evlenmemizi istemiyor. İstemiyorlar işte, sorma. Kendi aramızda nikahlanacağız. Günaydın anne. Kendim demlerim çayımı, hiç yorulma. Bu kadar erken mi gidiyorsun? Özel arabam yok. 7:20'yi kaçırdın mı, sonraki vapur için 1,5 saat beklemem gerek. Nasıl geçineceğim bu parayla? Bir de karım geliyor. Kirada değiliz çok şükür. Ocağımız, ışığımız da yanıyor. O para seninle karının cep harçlığı. Yetmez mi? Her gün gidiş geliş vapur parama. Dolmuş parama yetmez. Öğlen yemeği de o paranın içinde. Büyütme bu kadar. Üzülme. Her şeyin bir çaresi vardır. Bir kadın çorabı 10,000 lira. Gezmekten tozmaktan bahsedemiyorum bile. Ayakkabıyı, elbiseyi, paltoyu... Daha birçok şeyi aklıma bile getiremiyorum. Bu kadar umutsuz olmaya hakkın yok. Herkes nasıl yaşıyor? Biz herkes gibi değiliz. Kıt kanaat yaşamaya, yokluk çekmeye mahkum değiliz. Elimizde koskoca yalı var. Burayı satmalıyız anne. Yalıyı mı demek istiyorsun? Evet. Geçen sene gelenler 5,000,000,000 mı vermişti?
Şimdi ikinci Boğaz Köprüsü de açıldı. Rahatça 10 milyar alırız. 10 milyar. Düşün anacığım, 10 milyar. Şaka yaptığını sanıyorsan hiç beceremiyorsun. Bir apartman alırız. Bir katında biz, bir katında sen oturursun. Diğer katları da kiraya veririz. Kalan parayı da bankaya yatırır, her ay dünyanın faizini alırız. Ben de bir iş kurarım. Adam gibi hayatımızı yaşarız. Boşuna yorulma oğlum. Bu konuyu da bir daha sakın açayım deme. Niçin açmayayım? Satamam. Satmayı aklımın ucundan bile geçiremem. Bunca oda, salon bomboş. Hiç kalabalığımız yok. Bu koskoca binanın bize faydası ne? Sinesinde kaç nesli barındırdı. Sonra sizler de burada bu yaşlara geldiniz. Hala her yaz kiraya verdiğimiz bir iki odasının parasıyla geçiniyoruz. Rahmetli babanın emekli maaşına o parayı da eklemesek nasıl geçiniriz üçümüz? 10 bin misli, 100 bin misli fazlası geçecek elimize. Bize yakışır gibi, insan gibi yaşayacağız. Anlamaya çalış anne. Emanete hiyanetle mi? Hiç anlamıyorum seni. Elimizde bir servet varken sürünmek mi ihanet? Hem kime? Hepsine. Bu yalının daha önceki sahiplerine. Bana teslim ederek göçmüş olan bütün aileme ihanet. Dirilip de hesap mı soracaklar senden? İnadın yüzünden mezarlıkta yaşatıyorsun bizleri. Paşa dayı, ya da karısı, ya da babam. Sağ olsalardı, bizim halimize düşselerdi çoktan satarlardı, merak etme. Bizlerden de zor durumda kaldılar. Paşa dayımız son yıllarında 80 yaşında ve yokluk içindeydi. Hepimizin geçimini üstlenerek şikayetsiz yaşadı. Onlar akılsızca sürünmüşlerse bizim de aynı çileyi çekmemiz mi gerekir? Dayım öldükten sonra yengem de neler çekti. Uşaklara, kalfalara yol verdi. Mücevherlerini, değerli eşyalarını sattı. Öyleyken bile yalıyı satmayı hiç düşünmedi. Sen insanı çıldırtırsın. Onları unut, bizleri düşün. Öldü onlar. Biz yaşıyoruz. Evet, öldüler. Dayılar, teyzeler, halalar birer birer gittiler. Ama yalıda kapadılar gözlerini. Babacığınız, hatırlarsınız, kalp hastasıydı. İstese yalıyı satar, Avrupa'da, Amerika'da tedavi görürdü. Zorladılar, ısrar ettiler. O halinde bile kimseleri konuşturmadı. Benim için hepsi hala burada. Aramızdalar. Hatıralarına bekçilik için çekilir mi kahır? Bir gün harap olacak. Çöküp gidecek. Satmaya mecbur olacaksın. Ama o zamana kadar olan bizlere olacak. İnadı bırak artık. Anneciğim, varlık içinde yokluk çektirme bizlere. Pek çok felakete tahammül kudretini bana bu bina verdi. Satamam. Sen de rahat edeceksin. Soba derdin bitecek, kalorifer, sıcak su, asansör... Bir de hizmetçi tutarız sana. Hadi anneciğim, ne olur üzme bizleri. Onu ölüme terk edeyim, öyle mi? Bir an önce ölmesi için, mirasına konmak için... bu yaşlı, bu sevgili varlıktan kaçayım. Öyle mi? İstediğiniz bu sizin. Ölümden kim söz etti şimdi? Onu başkalarına satıp... buradaki aziz ölülerimi yabancılara çiğnetmek... ya da yalının yıkıldığını görmek. Bu zulmü istiyorsunuz benden. Böyle anlamak işine geliyor. Asıl sen zulmediyorsun. Bizleri kahrediyorsun. Senin o kafan yok mu? O dediğim dedik kafan. Ne yapsak faydasız. Burası çocukluğumla, gençliğimle, ölülerimle bir arada yaşadığım kutsal bir yerdir. Kesinlikle benden evvel ölmeyecek. Kazmalarla, küreklerle parçalandığını, toprakla bir olduğunu görmeyeceğim. Feryatlarını duymayacağım. Elimle öldürmeyeceğim. Bu çocuklara nasıl anlatmalı ki yalnız ben değil, bütün eski İstanbullular, Boğaziçliler, semtleriyle, evleriyle öyle kökleşirlerdi ki onları birbirlerinden ancak ölüm ayırsın isterlerdi. Bu yalı da benim için elimle toplayarak ruhuma doldurduğum bir su çiçeği, bir nilüfer gibi.
Bu oda ise gönlümün içi gibi sanki. Boğaziçi yalılarında geçen bir ömrü, bir mevsimi değil, bir tek günü bile nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Bu bir gülü göstermeden ve koklatmadan onu ve kokusunu tarif etmek kadar imkansız. Üstelik ben Boğaziçi'nin en zengin, en bakımlı, en neşeli zamanlarını da göremedim. Biz ailece sofranın son kırıntılarına, Boğaziçi'nin son güzelliklerine ancak yetişebildik. Sabahları güneşin altın ışıklarıyla hareketlenen denizin ufacık dalgaları yalının tavanlarıyla hiç durmadan oynaşır. Bir sandala biner ve açılırsınız. Gökte bulutlar uçuşur ve sularda gölgeleri yüzer. O sular ki, ufacık dalgalar bize sevdiğimizin parlak ve ıslak gözleri gibi bakar. Öyle yaz günleri olur ki, öğlen sonu sokaklarda kimseler geçmez. Yalılar, deniz, gök, bütün tabiat kendini geçici bir uykuya bırakır. Güzel ve rahat bir sessizlik içinde martıların bile sustuğu zamanı uzak bir vapur düdüğü çizer. Bir zaman sonra sonbaharın sisli, yağmurlu günleri başlar. Mevsimlik gelmiş olanlar döner, vapurlar azalır, tenhalaşır. Eylül sonlarının lacivert kederi bize ebedi veda gül düşündürür. Yavaşça erguvan bir karanlık başlar. Yorgun sular ve kayıklar kararır. Pencerelerde ilk ışıklar yanar. Yalılar yeni bir hayata, fecre kadar sürecek mehtaba, şarkılara ve uykulara hazırlanır. Hala bugünmüş gibi hatırlarım. Yanımızda 3-4 kadın çalışırdı. Hepsi çalışkan ve iyi yüzlü, iyi kalpliydiler. Hepsini hayata bağlayan bir din disiplini, bir ahiret itikadı, medeni ve neşeli bir heves, canlılık vardı. Güler yüzlü ve ılık bir rüzgar gibi hizmet görürler. Ağızlarından hiçbir şikayet sözü çıkmazdı. O yıllarda bir ay Ramazan, semtin fakirleri için iftar sofrası kurulur. Gelmeyen yoksulların evlerine yemekler gönderilir. Davetler, düğünler, eğlenceler ardı ardına gelirdi. Vay, sen de kimsin ya? Aa, bana adıyla sanıyla 6 karış biber öğü gelir. Ulan 5,5 yalan kerata. Şey, Karaca hanım amca. Ulan hem hanım hem amca olur mu? Artı ben evleniyorum ya. Bana Hacca teyzem bir kız buldu. Çok güzel bir kız. Evleniyorum ya. Allah müstahakını versin. Hacca teyzenin de senin de. Vay 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 vay. Bir adamı kesen ben, babamı kesen gene ben. Vay hayırlı evlat vay. Annem ve hanımlar aralarında toplanıp bazen kumaş biçerler, gülüşürler. Bazen de saz meşk edip şarkı söylerler. Şayeste kahvadan buzlu şerbet, limonata içerlerdi. Benim en çok sevdiğim, her evde mutlaka bulunan sandıklardı. Rahmetli anneciğim bu sandıklardan birini açar açmaz bir eski zaman kokusu duyulurdu. Eski zamanın gönül açan kokuları, lavanta çiçeği, Bursa sabunları, çiçek suyu, amber gibi şark kokuları.
Kadife bohçalarda ipekli mendiller, örtüler, oyalar, yazmalar, sırma işlemeli hamam takımları, sedef kakmalı nalınlar. Yaz sıcağında açılacak bir yelpaze. Çok sevdiğim bir başka şey de akşamları babamın gelmesine yakın süslenen annemi seyretmekti. Annem pek şık giyinir, sonra da mutlaka bir iki damla lavanta sürünür, o güzelim kokusundan biraz da bana verirdi. Eski Boğaziçi'li yalı bahçesine mutlaka fıskiyeli havuz yaptırır, aşık olduğu su seslerini devamlı dinlerdi. Ve yalı benim için daima ailemin varlığı, şefkati, sevgisi olan bir kucak gibiydi. Kapısından girer girmez onun vücudum ve ruhumla kucaklaştığını duyardım. Hala da öyleyim. Sarı camlarıyla, şimdi yok olmuş limonluğu, kayıkhanesiyle, üst kattaki havuzuyla, doyasıya yaşamış ve artık yaşlanmış bu yalıyla, aramda müthiş bir benzerlik buluyorum. Bütün ölülerim gene burada. Yanımda. Bunu imanım gibi biliyorum. Ben de ölene kadar, onlara kavuşana kadar bu yalıdan asla, asla kopmak istemiyorum. Af dilemiyorum sizden. Çünkü haklıyım. Beni anlamadınız. Hayatım benimdir. Ve dilediğim gibi yaşamak en doğal hakkımdır. Eşek! Zavallı budala! Çok arayacak bu hayatı. Çok pişman olacak. Ticari itibarım, toplumdaki müstesna yerim diye tutturdun. İşte Avrupaların, yabancı okulların sonu. Korktum, başıma geldi. Başına buyruk. Asi bir evlat. Ziyan oldu gitti. O okullarda binlerce çocuk okudu, okuyor. Hiçbiri senin kızın gibi sorumsuz ve sersem değil. Ayten tecrübesiz ve günahsız. Biz engel olmalıyız bu felakete. Bitmiştir. Bu evde bir daha adı anılmayacak. Sen de asla aramayacaksın. Gizli gizli buluşup konuştuğunu, yardım ettiğini duyarsan boşarım seni. Böyle olmasını istemezdim. Ailelerimiz, arkadaşlarımız olmalıydı burada. Önce kokteyl, sonra en sükseli otelde müthiş bir düğün. 7-8 katlı düğün pastası, 3 orkestra, süperstar şarkıcılar. Annemle babamın düşledikleri buydu. Oh oldu. Sizinkiler gelmeyince ben de annemle kız kardeşimi getirmedim. Fena üzüldüler. Boş ver. Ben Selim Bey ile Tiraje Hanım'ı merak ediyorum. Biricik kızları için hastadırlar şimdi. Çevremde de kim duyarsa şaşkınlıktan çıldıracak. Bunca gazeteci dostum arasında bir tek seni çağırdım. Haber ve resimlerim tam sayfa basılmazsa
Ayıp ettin, manşetten patlayacak bu nikah. Sizler memurluğumuza evlenmek için müracaat ettiniz. Hoş geldin güzel kızım. Evladım. Sefalar getirdin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ ol ya. Böyle mutlu bir günde nasıl olurum? Sizler kadar sevinçliyim. Suat, kıyıldı mı nikahınız? Evet anne. Oh, çok şükür. Hoş geldin yenge. İkinize de mutluluklar dilerim. Teşekkür ederim. Ama yenge çok basit bir değil. Hiç hoş değil. Ayten ya da Ayten abla yetişir. Peki. Ayten abla. Buyur. Buyur kızım, buyur yavrum. Odanı göstereyim. Hadi. Karını çok beğendim. İşte burası. Kendi zevkime göre bir şeyler yaptım. Beğendin mi? Pek eski şeyler. Bana da şey gerek. Hmm, ne derler onlara? Yaşmakla ferace gerek. Pek güzelsin. Endamlısın. Sana da çok yakışırdı herhalde. Sana layık şeyler değil ama hoş gör. Gençliğimden kalma ufacık hatıralar. Gönlüm daha fazlasını isterdi. Ne zahmet ettiniz? Hiç gereği yoktu bunların. Sen buraya seneler sonra ilk defa sevinç getiriyorsun. Allah bahtiyar etsin. Bir yastıkta kocatsın. Acelem var. Mutfakta da işim pek çok. Akşama da bir şey kalmadı. Müzelik bunlar. Neyse, madem istedi, hatırını kırmayalım. İyi edersin. Burayı satmıyor diye aramız gergin zaten. Daha fazla üzülmesini istemiyorum. Telaşı nedir akşam için? Düğün hazırlığı, davet yapıyor. İstemem öyle şey. Düğün, sükse, abartılmış tören düşünsem böyle mi evlenirdim? Anlayamaz seni, kırılır. Üzülür. Git konuş lütfen. Boşuna kalkışmasın. Ayten rica ediyor, ellerini öpüyor. Zahmet etmesin diyor. Yorulacaksınız diye üzülüyor. Düğün, davet, kalabalık istemiyormuş. Anlayamadım, nasıl istemezmiş? Oldum olası merasimden hoşlanmaz. Vazgeç anne. Olur mu hiç? Annesi babası yuvadan attı diye zaten içlenmiştir yavrucak. Bir de biz mi üzelim? Ben konuşurum şimdi. Suat'a söyledim. Kendi çevrem, kendi tanıdıklarım değil. Uyum sağlayamam, bunalırım. Kalabalık olmayacağız. Yakın birkaç ahbabım gelecek. Gün görmüş, hoş sohbet insanlardır. Seveceksin hepsini. İlk gecemi bildiğim gibi yaşayacağım. Suat'la müzikli bir yerde, hafif içkili bir yemek. O kadar. Kırgınsın. Üzgünsün, anlıyorum. Fakat çok sürmeyecek. Gidip konuşacağım. Kiminle konuşacaksınız? Annenle, babanla. Belki bizleri tanıyınca davranışları değişir. Buzlar çözülür, bilinmez. Gitmenizi kim istedi sizden? Hem dargınlığı ortadan kaldırmak, hem de dünürümü ziyaret vazifemdir. Böyle bir şeye kalkışmayın sakın. Zaten kapıyı yüzünüze kapatırlar. Üstelik bu sadece benim sorunum.
Nasıl istersen. Biliyor musun, senin kadar güzel gelin hiç görmedim. Dans et karınla. Daha sonra anneciğim. Aa, bu tango bildin bileli damatla gelini birbirine bağlar. Duyunca 30 yıl geriye giderim. Babanla ilk dansımızı hatırlarım. Harikasın anne. Elbette. Bizleri ne sanıyorsun sen? Eğer eşlik edebilirsen, bir de çalıştan yapalım. Bravo anneciğim. İş adamlarımızdan Selim Erdoğru'nun kızı Ayten'in evini terk ederek kimselerin ismini bile bilmediği bir gençle evlenmesi sosyeteyi şoke etti. Bu hiç beklenmedik evlilik konusunda aradığımız Selim Bey'le Tiraja Hanım bu konuda kesinlikle konuşmuyorlar. Kolay değil. Biricik evlatları, varları yokları. Suat'la Ayten keşke biraz daha bekleselerdi. Gidip konuşsaydık, onların da gönlü olsaydı. Ne yapıyorsun? Nedir o bohça? Gelin hamamına gideceğiz. Ayten ablayla mı? Gelecek mi? Aa, niye gelmesin? Hamam kurnasında hiç yıkanmamıştım. Su bir ısındı, bir soğudu, dondum. Banyonun onarımı için kaç gündür ustayı bekliyoruz. Şimdi gene uğrarım. Hiç girmeseydin banyoya. Gelin hamamına gideceğiz. Neymiş gelin hamamı? Gerdekten sonra usuldendir. Kalabalık gidilir, şuruplar içilir, tatlılar yenir. Sonra da... Ben gidemem öyle yerlere.
Böyle şeylerden de hiç hoşlanmam. Önce bizler de şaşırdık, güldük. Sonra da hoşlandık. Çok keyifli, çok tatlı bir şeydir. Pişman olmayacaksın. Sizin zamanınızdaymış o. Gidemem, bağışlayın. Peki, gitmeyelim. Ne demişler? Zaman sana uymazsa, sen zamana uy. Hep senden bahsediyor. Okusana. Ayten Erdoğru, şehrimizin en güzel, en varlıklı kızlarından biriydi. Ailesine rest çekerek apansız evlenmesi birçok gözde bekarı şaşkına çevirdi. Dememiş miydim, herkes birbirinilmiş. Arkadaşlarıma telefon edip sıcağı sıcağına haber alayım. Yazıklardan yazık ki telefonumuz yok. Eczaneden ya da iskeledeki genel telefondan konuşursun. Evet. Yazık ki Ayten böylesini tercih etti. Hiç sormayın. Ne diyeceğimizi, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Mersi. Size de iyi günler. Müteahhit Necmi Bey. Gazetede okumuş. Başsağlığı diliyor. Tam Ayten'e koca olacak adamdı. Zeki, yakışıklı ve milyarder. Biliyor musun, bir taraftan da hoşuma gidiyor. Hoşuna mı gidiyor? Ne olursa olsun, kişilik sahibi, iradeli kızmış. Tam batılı. Tam istediğim gibi. Aklına koyduğunu yapan yürekli kızmış. Açma! Herkes eğlence arıyor kendine. Çek şu telefonun fişini. Bir iki haftada evden kaçalım. Taksiye bilelim. Taksi! Dursana be! Arabam olacaktı şimdi. Fın diye uçup gitmiştik. Yalıyı niçin satmıyor anne? Aslına bakarsan nedenini ben de anlamış değilim. Almak isteyen yok mu? Olmaz mı? Öyleyse? Kopamıyor o semtten, o yalıdan. Yaşadığı hayattan fazlasında da gözü yok. Ne söylesek dinlemiyor. Doğduğu yerde çakılıp kalmak, yaşamak mı? Dünyanın parası gömülü o yalıda. Öyle ama yapacak hiçbir şey yok. Bir de ben konuşayım. Razı ederim belki. Onunla konuşacağına yalıyla konuş daha iyi. Derdini anlatabilirsin ama anneme imkansız. Hoş geldiniz çocuklar. Elbiselerimi elden geçiriyordum. Gelirim mi iadeyi ziyaretler için? Ne ziyaretleri? Nereye? Düğüne gelenlere gitmemiz gerekir. Gitme zaten. Hepsine birer kart yazar, teşekkür ederiz. Aa, niçin gitmeyeyim? Ne zaman isterseniz, kimlere isterseniz. Ziyaretlerden sonra bir iki elbise alışverişi yaparız. Bir pastanede pastayla likör içeriz, olmaz mı? Bu yaz alttaki bölümü kiraya vereceğim. Biraz masraflı, pek güzel olacak o odalar. Gittikçe çoğalıyoruz. Gelirimiz de ona göre olmalı. O iki odanın birkaç aylık kirasıyla mı artacak gelirimiz? Çocuğumuz da doğunca bir de hizmetçi gerekecek. Daha pek çiçeği burnundasınız. Hayırlısıyla o günler bir gelsin, bir çaresi bulunur elbet. Şehirde uzak. Suat'ın işe gidip gelmesi zor. Hep beraber çıksak buradan. En iyisi yalıyı satsak. Söylemiştim çocuklarıma. Benden sonra onların burası. Benden sonra ne isterlerse yapsınlar. Niçin direniyorsunuz? Ne bekliyorsunuz buradan? Eskidikçe onarım isteyecek. Siz de yaşlandıkça daha çok yorulacak. Baş edemeyeceksiniz bu koskoca yalıyla. Ne
Boşu boşuna birbirimizi üzmeyelim. Çünkü satmayacağım. Çorban soğuyor. Sorumluluklarını bilmeyenler ana baba olmamalı. Kimlere gidecekseniz tek başınıza gidersiniz. Ben gelmiyorum. Sen mi söyledin Ayten'e? Sen mi açtırdın bu konuyu? Hayır. Herkes gibi Ayten de bu anlamsız çile çekmeyi anlamıyor. Çile mi? Anlamsız mı? Böyle inatçı, böyle eskimiş, böyle dediğim dedik kadın görmedim. Yazık ki böyle birine muhtacın. Söyle, bana kaynanalık yapmaya kalkışmasın. Öyle hamamlar, ziyaretler falan. Beni kendisi gibi yaşatmaya kalkışırsa birbirimize gireriz. Seslenecektim. Pek severim arada bir albüm bakmayı. Şunu kıs biraz ya. Şu da Abdülhak Şinasi Bey'in kitabı. Rahmetli de eski bir Boğaziçiliydi. Bizleri ne güzel, ne doğru anlatmıştır. Okusan, biraz da konuşsak, belki sen anlayabilirsin ne yapmak istediğini. Okuyamam. Ana kitaplarını sevmem. Gel yanıma. Yalının yalıda yaşamış olanların resimlerini gör. Sana eski günlerden bir şeyler anlatayım. Şimdi sırası mı bunların? Başka zaman anlatırsınız. Gel sevgilim. Paşa yalısını, varisleri satmış, büyük para almış genç torunlar. Yazık. Bitiyor bu hayat. Boğazı şimdiden tanıyamıyorum. Hele karşı sahili. Size hayran. Geçen sene de satmadınız. Çocuklarınız da böyle bir şey istemiyor. Pek güzel, pek vefalı yetiştiler maşallah. Bu yalılar, bu mimari sadece bina değildir. Eski hayatımız, eski medeniyetimizdir. Yıkılmamalı. Köklerimize dayanmalıyız. Ama anlatamıyorum şimdikilere. Yalımı satmıyorum diye birkaç inşaatçı neredeyse dövecekti beni. Ah Müzeyyen Hanım. Yeni medeniyeti maddi şartları yerine getirerek elde edebiliriz. Köprü, yol, fabrika. Fakat eski medeniyet için nesiller lazım. Tarih ve din bütünlüğümüzü korumak için mazimizi gelecekle kaynaştıran bir terkip lazım. Çoktan iyileşti sayenizde. Kızım damadım ellerinizi öperler. Belki eliniz dardadır, lazım olur şayeste. Sağ olun. Suat Bey, Şermin Hanım nasıllar? Suat ansızın evlendi. Pek telaşıma geldi, sizlere haber veremedim. Zaten hepsi 8-10 kişi olabildik. Allah mesut etsin. Gelinimizi, ailesini tanır mıyım? Hayır.
Suat'la sevmişler birbirlerini. Ayten almış çeyizini geliverdi. Pek de acele etmişler. Nikahı bekleyememişler. Yakında torun sahibi olacağım hayırlısıyla. Hoş geldin anne. Hoş bulduk yavrum. Tebrik ederim. Sağ ol. Diyor maşallah sana. Gözümüz aydın güzel kızım. Analı babalı büyüsün inşallah. Sağ ol. Hanemiş benim yavrumun yavrusu. Hanemiş benim göz bebeğim. Adını Ertuğrul koyacağız. Babanın ismi. Ruhu şad olacak. İsmini çok önceden kararlaştırmıştık anne. Evet. Taylan oğlumun adı. Taylan. Ya. Hiç değilse göbek adı Ertuğrul olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyorsunuz? Okuyacağım torunumu. Sonra da kulağına adını 3 defa sesleneceğim. Benim kulağıma hiç seslenen meslenen olmamış. Siz de bırakın bu eski adetleri. Yalnız bizde değil. Her cemaatte yapılır bu. Kutsaldır. Hayırlı sayılmıştır. Ne yapacaksan çabuk bitir. Sıkıyorsun beni. Bunalıyorum. Patlıyorum. Hristiyanlarda yeni doğan çocuk nasıl vaftiz edilir, onu da görmemiş, duymamış Avrupalarda. Annesine babasına üzülüyor. Haber verdi, gelmediler. Kolay değil. Nasıl aile bu? Evlada karşı böyle kin görmedim. Doğum, doktor, hastane, pek çok masrafın olmuştur. Geceleri de çalıştım ya, fazla mesai parası verdiler. Gene de yetmez belki. Yanında bulunsun. Hazır paran yoktu anne. Nereden bu? Kimden borç aldın? Birkaç parça kristal sattım. Biz borç istemeyi bilmeyiz. Bir tanesin anneciğim. Sen de oğlum. Bir torunumuz var. Oğlan çocuğu. Adımı yaşatacak, sürdürecek bir erkek. Ve ben onu göremiyorum. Sevemiyorum. Haklı buluyor, beğeniyordun kızını. Batılı kızını. Aylardır gelip bir af dilemedi. Telefon ettirmiş ya, hastaneden. Oğlum oldu diye. Evet. Siz koşup gelin, boynuma sarılın diyor aklınca. Ne domuzmuş. Böyle hasretini, acısını çekmek için mi doğurdum, büyüttüm onu ben? Ne şekersin sen böyle ha? Güzeli. Halacığım bir öpsün seni. Elimle hazırladım. Bakalım beğenecek misin? Nedir onlar? Lohusa şerbetiyle nöbet şekeri. Doğumdan sonra annelere, aileye mutlaka ikram edilir. Misafirlerim pek beğendi. Şimdi de seni kutlamak için yanına gelecekler. Saçım başım, kılığım hiç iyi değil. Biraz da moralim bozuk. Kimseleri istemiyorum. Seni, torunumu göremeyecekler mi? Tayland'da uyuyor zaten. Başka bir gün. Ne derim onlara? Kapıdan nasıl çeviririm? İkisi de uyuyor dersin, olur biter. Yeter. Israr etme anne. İstemiyor, zorlama. O
Oğlun uğurlu geldi. 150.000 lira zam yapıldı maaşına. 150.000. Teşekkür ederim. Böyle çalışırsan birkaç ay sonra bir zam daha alacaksın kutlarım. Ta Vaniköy'den, İcadiye'den kalkıp gelmişler. Yazık. Ne bebeği ne de gelini göremeden gittiler. Rica ettim. Anlatmaya çalıştım. Biraz daha odasından kovacaktı. Neden? Beni mi kötülüyorsun? Hayır. Ama çok üzüldüm bugün. Çok küçük düştüm. Yalan söylemeye mecbur kaldım. Ben de aylardır üzgünüm. Ne yapalım? Hem o çocuğu sizin eşiniz, dostunuz için doğurmadım. Hizmetçi yok. Çocuğa dadı yok. Kendi sütüm az. Annen her şeyime karışıyor. Bana kendi hayatını yaşatmak için yapmadığını bırakmıyor. Sabrım tükendi, haberin olsun. Sonra bir çare düşünürüz aramızda. Çok sıkıldım. Bu hayatın ikinci kanalı yok mu? Çok ayıp. Suat'in durumunu bilerek evlendin. Benim imkanım bu kadar. Uzatma anne, hatırım için. Bıktım senden. Yeter be! Kocamla istediğim gibi konuşamayacak mıyım? Bağırma! Ben annemi babamı terk edip geldim. Bu özverime karşılık böyle mi yaşayacaktım? Eşekmişim, hayvanmışım gibi çöplüğe koşmuşum. Yazık, senin için çok yanılmışım. Umurumdaydı sanki, başına yıkılsın evin. Sus dedim! Karşındaki annem, yaşlı bir kadın, olmuyor. Onu susturacağına bana mı saldırıyorsun? Lanet olsun ikinize de! Çok oldun artık! Yeter! Karına nasıl davranırsın böyle? Koş af dile çabuk! Koş dedim Suat! Canım her şeye sıkılıyor. Bir de sen annemle sık sık kapışınca... bir daha böyle bir şey olmayacak. Sen de bundan sonra anneme saygılı ol. Mutluluğumuzu hiçbir şey gölgelemesin. Bu geceyi unutalım, olur mu? Bütün kavgalara sebep bu yalıdır. İnadı bırakıp satsan hepimiz kurtulacağız. Rahat edeceğiz. Satacaksın. Görüyorsun işte, başka çaren yok. El kızı bizim gibi kahrolup da susmuyor. Yarın kim bilir daha neler olacak. Sat bu aptal yalıyı. Çok pişman olacaksın sonra. Sat. Herkes kendini kurtarsın. Dışarı çık. Dışarıya dedim. Süt! Da annenle asla beraber olamam. Ya ayrı ev tutarsın, ya da babamın verdiği apartman katında otururuz. Bağışla. Thank you. Anneni de beni de seviyorsan, bir daha ikimizi bir araya getirmezsin. Canım şuna bak Allah aşkına. Ah çok güzel. Dünya tatlısı. Canım. Yavrum benim. Bir tanem benim. Şekerim. Güzel oğlum. Vay maskara. Şapkın seni. Yavrum. Şunun güzelliğine baksana. Sağ ol. Ah canım benim. Yavrum. Güzel oğlum. Taylanım benim. Canım. Bir tanemsin sen. Çok güzelsin. Çok canım oğlum. Şekerim benim. Şuna bak ya. Anneannesinin bir tanesi. Canım. Güzel oğlum benim. Sonunda olacağı buydu. Söylemiştim. Herkes ben mi kahrını çeksin? Doğru değil iç güveyliği. O ekmek senin boğazından zor geçer oğlum. Ayten kızım buyursun, gelsin. İsterseniz ayrı pişirip ayrı yiyin. Benimle görüşmesin bile. Aynı evin içinde böyle yaşanır mı? Olacak şey mi?
senin. Beni bırakıp gitmeni istemiyorum. Gelinim, torunum derken gene canlanıyordu yalı. Kayınpederim bana büyük bir iş imkanı sağlıyor. Anla beni artık. Ben de kazanacağım anne. Bıktım, yıldım parasızlıktan. Git abi. Hepimizi Allah kurtarsın buradan. Verdiğim evde kızımla oturursun. Çalışır da kendini gösterirsen hakkını da çalma. Çok sanırsın. Efendi bir adama benziyorsun. Ayrıca da torunumun babasısın. Beni iyi dinle. Bu sana da ders olsun. Bak, Ayten döndü dolaştı paraya geldi. Başka da hiçbir şey yoktur dünyada. Şimdi doğruca yeni holding inşaatına. Oradan da çiftliğe. Beyefendi telefonda, sizi istiyor. Hemen antrepoya git. Malları yükletme kamyonlara. Bekleteceğiz. Zam varmış. Sen de hemen Ankara'ya uçacaksın. İhaleye gireceksin. Hanım iş benim oğlum, Taylan'ım, canım. Jacqueline, moi je m'en vais. Fais tout ce qu'il faut pour Taylan. Très bien, madame, ne vous en souciez pas. Alo, buyurun. Suat geldi mi? Döndü mü Ankara'dan? Hayır, dönmedi babacığım. Ankara'ya mı gitmişti? Gelir gelmez İzmir'e uçacak. Uçak bileti terminalde. Akşama mutlaka dönmeli. Annen ufak bir davet veriyor. İkinizi de bekliyoruz. Bir defa daha düşün. Fiyatı arttırabiliriz. Satmayacağım dedim. Yalıya kim ne veriyorsa bizden 200 milyon fazlası. Oldu mu? Bir daha gelirseniz üzerim. Kırarım sizleri. Ah, Suat! Hoş geldin. Oğlum, canım yavrum. Nasılsın? Harikayım anne. İşim, kazancım mükemmel. Ankara'dan döndüm şimdi. Eve uğramadan sana geldim. Hiç vaktim yok. 24 saat yetmiyor. Sana Şermin'e bir şeyler aldım. Ah, pek makbule geçti. Teşekkür ederim. Çok çok mersi abiciğim. Bak Şermin, ne zevkli, ne şık bir kazak. Güle güle giy anneciğim. Bugünlerde uğrarım gene.
Kim bilir ne işler yığmıştır sevgili patronum. İhalenin sonucunu da merak ediyordur. Ayten kızımın, canım torunumun gözlerinden öperim. Onları da beklerim. Ben de gelebilir miyim seninle? Bilmem. Annem izin verirse sevinirim. Ne var izin vermeyecek? Ayten ablayı da Taylan'ı da çok özledim. Çok da sıkıldım bu ara. Sizlerden sonra yalı daha da çekilmez oldu. Ne diyorsun anne? Hı? Peki. Ama sadece bir gece. Niçin İzmir'e gitmedin? Geç haberim oldu efendim. Ankara'dan dönüşte annemi ziyaret ettim. Son uçağa yetişmem de imkansızdı. Bir daha böyle şey istemem. Beni Ankara'dan aramayışın da büyük hata. Gel benimle. İş konuşacaklar gene. Ve de para. Seni Nahit'le tanıştırayım. Şermin, kız kardeşi kocamın. Dünya şekeri bir kız. Değil mi? Gerçekten. Merhaba Şermin. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ayten, yavrum. Efendim anne. Poker yapsak diyoruz. Katılır mıydın? Bir içki içer misiniz benimle? İçerim. Bu para senin hakkın. Bana sorarsan harcama. Sana söyleyeceğim tahvilleri almaya bak. Teşekkür ederim. Yarın genel müdür Sungur Bey'le Yunanistan'a gideceksin. 2-3 gün için. Yarın görebilir miyim seni? Evet ama... abim duyarsa... Biz istemezsek hiç kimse duyamaz. Uyandırmaya kıyamadım. Çabuk dönmeye çalışacağım. Olmaz girmek odaya. Birkaç gün göremeyeceğim oğlumu. Gitmeden önce seveceğim, öpeceğim. Ateşi var. Verdim ilaç. Uyumak bebek. Yok bana kızmak monsieur. İstemem. Dönelim lütfen. Neden Şermin? Tüm yaşamım boğaz içinde geçti. Bıktım. Beyoğlu'na, adalara ya da Suadiye yönüne gidelim. Nasıl istersen. Mutlu günlere. Bu kadar gecikeceğimi söylememiştim Ayten ablaya. Telefon edeyim. Sonra da anneme. İyi olur. Mersi. Akşamüstü eczacı deposuna git, siparişlerimizi al getir. Peki efendim, tamam. Buyurun, Havuzlu Bahçe Eczanesi. Ben Şermin Fazıl amca. Sizden çok çok önemli bir ricam var. Bu gece de dönmeyeceğim. Abim de kalacağım. Annemin merak etmesini, üzülmesini istemiyorum. Lütfen bir haber gönderebilir misiniz? Ah, buyur İbrahim.
Şermin Hanım telefon etti. Birkaç gün daha abisinde kalacakmış. Merak etmesin dedi. Ya. Peki. Zahmet oldu sana. Yoruldum. Oturalım. Hiç, hiç yorulmadım. Paslandım. Küflendim. Çürüdüm şimdiye kadar, biliyor musun? Şermin, iş mi artık? Yok. Sen de karışacaksın, kaçarım. Durduramazsın. Gidelim, evimde istediğin kadar çıldır. Özgürüm. Özgürlüğün tadını tadını çıkarıyorum. Başım dönüyor. Tamam, duvar. Her şey dönüyor. Harika. Nasıl geçti? Mükemmel. Anlaşmayı imzaladık. İthalatı Türk parasıyla yapacak, satışlarımızdaysa dolar ya da marka alacağız. Bu anlaşmada bize yardımcı olan Bay Kosti'ye de %4 vereceğiz. Ayrıntılı rapor istiyorum. Şimdi hemen fabrikadaki toplantıya. Eve uğrayıp ancak çamaşır değişecek kadar vaktim var. İzin verseniz de biraz dinlensem. Ha? Bu aşırı tempoya alışık değilim. Geceler gündüzlere karışıyor. Ömrüm yollarda geçiyor. Oğlumu, karımı neredeyse tesadüfen görüyorum. Ne yapmamı istiyorsun? Biraz daha ölçülü, biraz daha makul, insan gibi yaşamak. Çalıştığım kadar da kendime, aileme zaman ayırmak istiyorum. Bu en doğal hakkım. Yanıdaki miskin hayatı, ense yapmayı unut. Çabuk git, banyo, elbise, bir kadeh içki. Doğruca toplantıya. Yoruluyorsan karşılığını da alıyorsun. Daha az parayla daha mutlu olacağım. Götüremeyeceğim bu koşuyu. Ay başında yerime benden çalışkan, benden hırslı birini bulun. Nahid'in iki fabrikası var. Elektronik aygıtlar üretecek. Süper zengin olacak bu gidişle. Aklını kullanırsan nikah masasına oturtabilirsin. Buna mecburum Ayten abla. Nahid beğendiğim bir erkek değil. Ama mecburum. Oh la la. Hem de bütün istediğim bu. Yalıya, annemin yanına dönmeden hayatımı yönlendirmeliyim. Ben de yardımcıyım sana. Gel. Gel benimle. Nahit biraz sonradan görmedir. Duygulardan değil, gösterişten anlar. Çıkar üstündekileri, şunları giy. Nahit'e her an daha güzel, daha şık görünmek zorundasın. Seninki gibi bir yaşam istiyorum Ayten abla. Niçin olmasın? Hanımefendiyle kız kardeşiniz az önce çıktılar. Caz konseri var. Gelince söylersin. Geç vakte kadar fabrikadayım. Yemeği beklemesinler. Merhaba oğlum.
Oğlum. Canım oğlum. İyileştin mi? Gülecek misin babana? Aslan oğlum. Taylanım. Biraz da Ertuğrul'um. Geç kalıyorum. Abim dönecekti bugün. Suat'la konuşacağım. Karım olacaksın. Seni seviyorum. Hoş geldin. Ne zaman döndün? Bugün öğleye doğru. Baban hemen toplantı istedi fabrikada. Sonra da iki Belçikalı tüccarı yemeğe götürdüm. Şermin döndü mü yalıya? Hayır. Birkaç gün daha kalacak. Bu akşam bizden bir grupla yemeğe çıktı. Sonra da diskoya gidecekler. Yarın akşam da biz çıkalım. Baş başa. Çok özledim seni. Söyleyeceklerim de var. Ben de özledim seni. Birbirimizi göremez olduk. Yorgunsun. Benim de çok uykum var. İyi geceler sevgilim. Günaydınlar. Günaydın. Nasılsın Şermin? Çok çok iyiyim. İlk defa mutluyum abi. İkinize de çok şey borçluyum. Hoş geldiniz efendim. Merhaba çocuklar. Hoş geldin anneciğim. Ne iyi ettin de geldim. Nedir bu koca şey? Ev hediyesi getirdim yalıdan. Güle güle oturun. Sağ ol, var ol anneciğim. Sen nasılsın güzel kızım? İyiyim, mersi. Kahvaltı eder misiniz? Erkenden içtim çayımı. Torunumu görmek isterim. Söyle mamzele Taylan'ı getirsin. Şermin, sen nasılsın? Sorulur mu anne? Burada kötü olunur mu? Yalının en değerlisi, senin en sevdiğin vazoydu bu. Sağ ol anneciğim. Babası, Suat'ın bebekliği tıpkı. Maşallah sana, güzel çocuğum. Büyümüş aslan olmuşsun. Gel, pardon. Yok kucağım, yok öpme. Ben de çocuklar büyüttüm. Bilirim birazcık, ver kucağıma. Var mama yemek, var banyo, excusez-moi. Yüzünü göremedim bile, sevemedim bile. Terbiyesine, yaşamına hiç karışmıyoruz. Mamzel Jacqueline sorumlu. Hemen çıkmalıyım anne. Geç kaldım. Ben de seninle geleyim yavrum. Ziyaretlerim var. Peki anne. Hadi yavrum. Abini bekletmeyelim. Gelmiyorum ben. Bir süre daha buradayım. Çok uzadı misafirliğin. İleride gene gelirsin. Nasıl olsa tıkılacağım o yalıya. Bari 3-5 gün daha özgür kalayım. Biraz yavaş git oğlum. İmkansız anne. Çok geciktim. Nereye bırakayım seni? Beşiktaş iskelesine. Oradan da yalıya geçeceğim. Hani dostlarını ziyaret edecektin?
Seninle bir an önce çıkabilmek için başka bahane bulamadım. İyi günler anneciğim, gene bekleriz. Fırsat bulursak biz de gelirim. Bu gece de biraz geciksem beni idare eder misin abime? Ederim. Nahit'le mi buluşacaksın? Evet. Bana aşık olduğunu söyledi. Bugünlerde abimle konuşacak. Umduğumdan daha hızlı, daha beceriklisin. Geç kaldım. Taylan'a zıbınlar, patiler, kundaklar alacağım. Sonra da Necla'larda oyuna yetişeceğim. Hadi bay bay. Bay bay. İyi şanslar. Ticaret odasına gecikiyorsunuz. Saat 18'de de genç iş adamları kulübünde toplantınız var. Hemen daktilo edin, kambiyoya gönderin. Peki efendim. Evet. Ne? Mürebbiye Jacqueline buraya getirildiği zaman ölmüştü. Sebep Otto'nun aşırı hızı. Karınızın kolu bir bacağı kırılmış. Kafasında çarpma sonucu zedeler, bereler var. Ama beyin travması ve hayati tehlike yok. Oğlum, oğlumu söyleyin, çocuğum ne durumda? Yazık ki kurtaramadık. Evlat katili! Oğlum öldü! Katili sensin! Seni de ben öldüreceğim! Kendine gel! Zavallının halini görmüyor musun? O da anne! O da evladını kaybetti! Asıl katil sensin! Bizleri zorla çekip yaşattığın ortam öldürdü oğlumuzu! Hiç soluk almadan yaşamamız öldürdü! Tanrının peşinde delice koşmak öldürdü oğlumu! Aklımın başıma gelmesi için oğlumu kurban vermem gerekiyormuş! Lanet olsun, sizlere de, bana da! Thank you.
işin var bu saatte? Akşama gelecektin. Gördün göreceğini. Ne duruyorsun? Beni sevdiğini söylemiştin. Evlenecektin. Buna inanmışsan suç benim değil. Bir içki iç hayatım, iyi gelir. Hayrola Suat, kötü bir şey mi oldu? Hoş geldin Suat. Oğlum öldü anne. Canımdan canım koptu anne. Öldü. İnanamıyorum. Evladım yaşamıyor artık. Neden? Nasıl? Ayten araba kazası yapmış. Sana, senin kucağına, şefkatine, himayene muhtacım. Kanadının altına al beni anacığım. İyi ki satmadım burayı. Sattım. Tapuda imza verdim. Paramı aldım. Odamda hepsi. Tamam, tamam. Şey bitmiş değil oğlum. Yüzlerce yıl nice büyük felaketler, harpler, bozgunlar gördük. Nice acılar çektik. Gene de tükenmedik. Bu ezan sesiyle toparlandık. Bir araya geldik. Sen de Şermin de çok gençsiniz. Hayatınızı yeniden kuracaksınız. Yeniden çocuklarınız doğacak. Ben de ömrümün sonuna kadar sizlerle olacağım. Ihlamurlu yalının üst katı boştu. Şimdi gidip konuşalım. Thank you.
Çocuklarım.